Tavukları atıyoruz. Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün size şöyle güzel bir yemeğim daha olsun. Patatesi hesaplarken bir tane patatesi 2 kişi olarak hesaplayın. Şöyle bir tane de havuç. Şurada bir tane soğan var. Özellikle şu soğanın kök kısmını gösteriyorum. Şuradan alacağız. Buradan alacağız ki şurayı tam almayacağız. Soğanımız ocağın içinde ne kadar pişerse pişsin dağılma yapmaz. Daha sonra bunu ben sarımsak da kullanacağım. Arkadaşlar burada bagetimiz var. Bageti hesaplarken de kişi başı 2 tane olarak hesaplayacağız. Tavuğu kontrol edin. Eğer hoşunuza gitmiyorsa yıkayabilirsiniz. Tavuk temizse yıkamanıza gerek yok. En çok sorulan sorulardan biri bu. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine hemen şöyle yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Sıvı yağı attığımız gibi havuçları atıyoruz. Havuçları fazla kızartmayacağız bu haşlama olduğundan dolayı. Şöyle yağda bir çevireceğiz, bırakacağız. Havuçları yağda bir çevirdik. Fazla kızartmıyoruz daha önce de söylediğim gibi. O zaman haşlama özelliğini kaybeder. Hemen içine patatesleri atıyoruz. Soğanını atıyoruz. Yemeğin yapılışını çok basit hale getireceğim. Tavukları atıyoruz. Su ayarını göstereceğim. Beşinci bardak suyu da verdik. Altıncı bardak suyu veriyor. İçinde tavuklar, patatesler çok rahat bir şekilde dönmesi gerekiyor. Sebebi de daha sonra buna terbiye yaptığımızda sıkıntı yaşarız. Kapağı kapatıyorum. Az bir şey de olarak bırakıyorum. Unutursak taşmasın. Şöyle yemeğe kapağını bir açıyoruz. Yemeğimiz kaynadı. Arkadaşlar yemeğin üstündeki köpükleri alacağız. Bu köpükler yemekte bir nevi temizleme görevi görür. Yemeğin içinde ne kadar işe yaramayan malzeme varsa ne yapar? Köpüğe yapışma yapar. Bu tabii ki süt için geçerli değil. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Bu sefer tam kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Ortalama pişme süresi 30 dakika. Yemeğimi gösterelim. Arkadaşlar tavuklar kemiğinden sıyrılmaya başladıysa pişmiş demektir. Şöyle birine baktım onda görünüyor. Görüyor musunuz? Kemiğinden sıyrılmaya başlamış. Bu ne demektir? Pişmiş demektir. Patates aldığımız zaman çatarı basınca patatesler bölünecek. Görüyor musunuz? İçinde diş diş görüntü olmayacak. Bu ne demektir? Patates pişmiş demektir. Yani yemeğimiz pişmiş. Ortalama 30 dakika oldu. Bu dediklerimi gördüğünüz anda ne yapacağınız? Terbiyesini yapmaya geçeceğiniz. Hemen 3 yemek kaşığı bir yoğurt atıyoruz. Bu şey gibi olmaz. Yoğurt çorbası gibi olmaz. Yoğurdunu biraz az atıyoruz. Bu limonu sever. Hemen üzerine bir limon sıkıyoruz. Bir tane tüm limon sıkıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı un atıyoruz. Önce bunu bir çırpıyoruz. Bunu şeyle buluşturmayacağız. Yumurta sarısıyla. Yumurta sarısıyla şimdi bunu buluşturursak yumurta sarısı unda toplanma yapar. Bir daha da yemeğimiz çözülmez. Yani yumurta unda yapışır. Aynı yemeğimiz kesik kesik görünür. Bunu iyice karıştırdıktan sonra
İçine yumurta sarısını atıyoruz. Şöyle 3 yemek kaşığı da bir su atıyorum. Biraz sulansın. Bugün yemeğim biraz daha lezzetli olsun, farklı olsun. İçine 3 diş de sarımsak doğradım. Onu da içine atıyoruz. Ocağın başına geçiyoruz. Hemen şöyle sarımsaklar da gelsin. Karışımı tavuğumuzun üstüne döküyoruz. Bazen diyorlar ki işte usta biz yaptık kesildi. Arkadaşlar bugüne kadar benim başıma gelmedi. İnşallah sizin başınıza da gelmez. Kesilmez. Anca işte kapak kapatırsın. Kesilmeyi o şekilde yaşarsın. Gördüğünüz gibi sadece bir kere karıştırdım. Altını orta ateşe alıyor. Tereyağının dibinde kalanını da döküyorum. Şimdi bunun bir kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. Yemek pişmiş olduğundan dolayı ortalama 5 dakika kısık ateşte bunu kaynatacağız. Yemeğimiz kaynadı, hemen altını kısıyorum. Kısık ateşte sadece 5 dakika kaynatacağım. Ondan sonra tuzunu vereceğiz. Böyle yemeğe bakın, inanılmaz derecede güzel bir görüntüsü var. Tam tamına 7 dakika ne yaptım? Kaynattım kısık ateşte, bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Başka hiç baharat atmıyorum. Baharat kullanmak isteyen ne yapsın? Tabağına kendisi atsın. Altını kapatıyorum, 2-3 dakika bir dinlendiriyorum. Arkadaşlar yemekten mis gibi kokular geliyor. Kesinlikle bu yemek sizi mahcup düşürmez. Bunu hiçbir şey yapmayacağım. Üstüne bir tane daha limon sıkacağım. Suyunu şifa niyetine içeceğim. Yemeğini şifa niyetine yiyeceğim. Şöyle bakın. Tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Yemeğin kefili benim. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.